Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün Diyarbakır'dayız arkadaşlar. Öz Diyarbakır seyahatle birlikte Travego 15 SE ya da 15 SH'de tam bilmiyorum. 17'nin bir küçük modeli biliyorsunuz. Bu tek dingil, daha ufak bir araç. Bunu oynamamıştık bildiğim kadarıyla. Sizlerle bunu bir oynamak istedim. Hem de sizlere göstermek istedim. Şimdi önce nereye gideceğiz ondan da bahsedeyim. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'dan Antep'e gideceğiz arkadaşlar. 261 kilometre. Antep'te yolculuğumuz son bulacak. Hemen size şeyden bahsedeyim. Otobüsten. Bu 1.44 sürüm arkadaşlar. Normalde bu 1.47'de bu mod çalışmıyor diye biliyordum ben. Tesadüfen geçenlerde böyle modları gezerken tek tek yükledim bilgisayarıma. Bu modun çalıştığını fark ettim. O yüzden bilginiz olsun yani, yükledim, oynadım. Daha sonra zaten detaylarından bahsederim ilerleyen zamanlarda. Evet, şöyle bir çalıştıralım. Tatlı bir sesi var. Normal 17 gibi zaten biliyorsunuz. Şöyle dışarıdan dinleteyim de size. Evet, ufak ufak yola çıkalım arkadaşlar. Şöyle camı çok azıcık açacağım. Otobüsün sesini duyalım istiyorum. Bismillah deyip yola çıkalım. Şöyle sanırım sağ taraftan gideceğiz ama ben izninizle bir bakmak istiyorum navigasyona. Sağ taraftan gidiyoruz. Doğru. Tırcının önüne atlamayayım. O da bize yol verdi. Güzel. Sağ olasın kanka, eyvallah. Şöyle yolun sol tarafından gideceğiz. Ha, şeyden bahsediyordum. Modları gezerken buldum diyordum. Tesadüf oldu arkadaşlar. Yani tek tek ben modları deniyordum bu ara. Hani sizler için farklı içerik üretebileyim diye. Bunun çalıştığını buldum. 1.44 modu çalışıyor. Bilginiz olsun yani, sorunsuz bir şekilde çalışıyor, öyle söyleyeyim size. Biraz kulaklarınızı sağır edeceğim. Şöyle. Çok açmayacağım sinyal. Biliyorsunuz ki çok gürültülü oluyor bu otobüs. Şöyle. Heh, tamam. Buradan da sola dönünce iş bitecek. Şöyle navigasyonu kapatabiliriz artık. Retarder sesi falan çok iyi. Oynayın arkadaşlar, bunu indirip oynayın, tavsiye ederim. Birkaç gün biliyorsunuz şey yapıyorum, bir gün atıp bir gün duruyorum bu ara videolarda. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, inanılmaz yoğunum, iş yoğunluğum var. Ondan dolayı paylaşamıyorum. Hatta ben dün video paylaşacaktım size, fakat paylaşamadım. Dedim ki yani arkadaşlara şey olmasın, bari dedim bir short satayım. Yani oyuna bile bu ara doğru düzgün giremiyorum maalesef. Hani bundan dolayı affınıza sığınıyorum, kusuruma bakmayın. Hadi dayı. Yürü. Umarım sizler keyifli zamanlar geçiriyorsunuzdur. Yani bir, çünkü bu ara görüşemedik sizlerle. Ya hadi abicim, yürü artık. 21 plakaymış bu arada, güzel olmuş. Bizim, evet, tamam, güzel. Geçeceğimiz bir alan var mı diye baktım da geçiyoruz, güzel. Şöyle Antep'e doğru yola çıkalım bakalım. Bu Güneydoğu bölgesini bilirim az çok. Benim ilk tayin bölgem arkadaşlar burası. Yani ben ilk burada çalıştım. Kurumsal bir firmada çalışıyorum ben, zaten bahsetmiştim size. Yazılımcıyım aynı zamanda. Boş zamanlarımda işte oyun oynuyorum böyle. Hem de bir dedim size içerik atayım bu şekilde. Beraber bir paylaşım yapmış oluruz. Çünkü bazen çok fazla işten bunalıyorum. Bundan dolayı böyle ufak tefek hani kaçamaklar benim için iyi oluyor. Böyle oyun oluyor veya başka şekilde. Bazen tatile gidiyorum. Mesela geçenlerde bayramda kaçmıştım. Bana çok iyi geldi çünkü kafam çok yoğunluyor arkadaşlar ve şöyle söyleyeyim, inanılmaz derecede yoruluyorum. Tam zamanlı çalışıyorum bir de.
Ondan dolayı hani bazen video gelmiyor. Bundan dolayı kusurumuza bakmayın. Ondan dolayı sizden af diliyorum. Şöyle Türk Telekom tırının arkasından takip edelim. Sola çıkacağız ileriden. Adam müsaade edecek mi bize? Müsaade edecektin, etmemeye karar verdin. Sonra tekrar ettin. Değişik bir şey oldu. Geçenlerde size bir şeyden bahsetmiştim biliyorsunuz. Arkadaşlar Discord kanalımıza bekliyorum sizleri. Sizleri oradan yani Steam üzerinden DLC'ler vermeyi planlıyorum. Minik minik DLC'ler vermeyi planlıyorum. Yaptığım otobüs kaplamalarından birer parçalar vermek istiyorum. Kullanabilirsiniz sorunsuz bir şekilde. Oyunla ilgili, otobüs modları ile ilgili problem yaşadığınızda bizlerden destek alabilirsiniz. Açıkçası bir topluluk olsun diye burayı kurduk Aol ile beraber. Zaten ben olmadığım zamanlarda o size yardımcı olacaktır. Yoğun olduğum dönemlerde ben hani katılamadığımda o size yardımcı olacaktır. Hani katılımınızı bekleriz. Zaten DLC'leri de YouTube abonelik ve Discord katılımınızla birlikte vereceğim. Yani mini bir çekiliş yaparız. Abone sayısının belli bir düzeyin üstünde olmasını da istiyorum açıkçası. Hani katılmak isterseniz Discord kanalımıza aşağıya ben linkini bırakıyorum. Memnuniyet duyarız sizler aramızda görmekten. Şeyden bahsediyordum. Burası ilk benim görev yerimden birisi diye. Arkadaşlar Diyarbakır, Urfa, Antep. Buraları bilirim ben. Buralarda çalıştım. Yani güzel yerler. Gitmeyen arkadaşlar varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Buraları görsünler. Çok güzel yerler. Bir de şöyle söyleyeyim, yemekleri çok güzel. Yani ben ilk gittiğim dönemde şöyle söyleyeyim, benim boyum 1,84, kilom 86 gitmiştim ben. Yani spor da yapıyordum ben gitmeden önce. Buradan 98 kilo döndüm arkadaşlar, ya yani öyle söyleyeyim. İnanılmaz güzel yemekleri var. Yani tavsiye ediyorum, mutlaka gidin yemeklerini yiyin. İşte ciğer yiyin veya işte ne bileyim oranın kebaplarını yiyin. Yani bir kahvesini için mırra çok güzeldir yani. Tavsiye ederim sizlere şiddetle. Yani bilginiz olsun. Sizler için çok güzel bir tecrübe olur. Oranın insanlarıyla da tanışmış olursunuz. İnsanlar da çok kalender, çok saygılı insanlar. Hiçbir problem yaşamadım ben. Yani halbuki hani orada yaşamıyordum ben normalde daha öncesinde, ama insanlardan hiçbir şey görmedim. Çok da güzel insanlar. Hatta şu anki çalıştığım ilden daha iyi. Yani oradaki insanlarla karşılaştırdığımda daha samimi geliyorlardı bana. Çünkü yani büyük şehirler arkadaşlar biliyorsunuz, herkes kendi işinde gücünde. Küçük şehirde olduğunuz zaman Diyarbakır yine çok küçük değil. Ama tabii bir Ankara kadar da değil. Güzel oluyor yani, insanlar da güzel. Yani bir kahvenin önünden geçiyorsunuz, selam veriyorsunuz, size selam veriyor, selamınızı alıyor. Bir gidiyorsunuz çay içiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, iki memleket kurtarıyorsunuz veya batırıyorsunuz. Yani güzel anılar birikiyor öyle söyleyeyim size. Yani umarım bir an önce de kalkınır bu yerlerimiz. Çünkü biliyorsunuz acı bir deprem yaşadık. Yani Diyarbakır gerçi çok etkilenmedi diyorlar ama tabii bilmiyorum ne kadar doğru. Yine de yıkım var maalesef. Umarım kısa sürede toplanırlar. Çok güzel yerler. Allah bir daha zaten böyle bir felaket yaşatmasın. Bizim her ilimiz çok güzide. Diyarbakır'da bunlardan biri. Antep de öyle, Urfa da öyle. Hepsi çok güzel yerler. Şimdi Antep düz mü gidiyorsun? Lan oğlum ne yaptın babacım ya? Niye frene basıyorsun? Valla arkadaşlar şöyle diyeyim, geçirdik yani adama direkt. Oo, dönecektik buradan değil mi? Tüh. Arkadaşlar yolu kaçırdık maalesef. O yüzden de mecbur bunu yapmak zorundayım. Sıfır kamerasında geçtim. O geri zekalı araba yüzünden kaybettik yolu. Neyse, çok fazla şey yapmayalım. Dağılmayalım, devam edelim. Navigasyonu açayım yine ara sıra takip etmek açısından. Diyarbakır'dan, Urfa'dan bahsedince, güzelliklerinden buraların, yemeğe de dalınca unuttuk valla. Yani biraz böyle kilo olarak dönebilirsiniz oralardan. Kısaca lafın özü bu.
Güzel yerler ama eğlenirsiniz de. Yani turistik bir gezi de olsa mutlaka buraları görün arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şöyle yolumuz gayet güzel, 3 şeritli. Zaten yanlış hatırlamıyorsam benim gittiğim dönem tabii çok önceydi. Bundan 10 yıl önceydi benim gittiğimde, ilk görev yaptığım zamanlarda. 10 yıl da geçti hatta. 2 şeritli yol vardı. Nizip-Antep yolu, Urfa arası. Bildiğim kadarıyla otoban yapmışlardı ama belli bir yere kadar da otobanı vardı. Ama sonra herhalde yapıldı diye biliyorum. 3 şeritli diye biliyorum bu yol. Bu yol gerçekten böyle mi? Ondan emin değilim ama yani şu an. Yani şöyle söyleyeyim. Yolun 3 şeritli olduğunu biliyorum da bu yol birebir onun aynısı mı? Onu bilmiyorum. Yani harita modu yapan arkadaşlar buraları aynı şekilde yaptılar mı? Ondan emin değilim. Ama yol güzel yani. Temiz, tatlı bir yolu var. Bu arada biz kaçla gidiyoruz? Onu da hiç bakmadık ama. O 100 ile 110 ile gidiyoruz. Biraz yavaş gidelim. Fazla bastık çünkü. Güzel bir dönüş var. Arkadaşlar yine her videoda söylediğim gibi bunda da söyleyeyim. İstediğiniz güzergah, istediğiniz bir otobüs, istediğiniz başka bir şey, yani tır olabilir, araç olabilir veya bir harita olabilir. Bunları bana söyleyin. Ben sizler için bunu çekerim. Elimden geldiği kadar. Yani sonuçta haritaların hepsi var bende. Bütün DLC'ler. Yani istediğiniz bir yer olursa orayı da çekerim. Hiç problem yok. Yani sizlerin önerisine açığım. Bunu her zaman söylüyorum. Beğenmediğiniz bir şey varsa da bunu benimle paylaşmanız çok hoşuma gider. Çünkü sizlerin beğenmediği bir şeyi yapmak istemem. Bundan dolayı hani bu tarz paylaşımlarımız olursa ben çok memnuniyet duyarım. Açıkçası mutlu da olurum. Önemsediğinizi düşünürüm. Onun dışında her şey yolundaysa da videolara bir beğeni atmayı, yorumlamayı, kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayın lütfen. Gerçekten bundan onur duyarım. Nedenini soracak olursanız şundan dolayı, bunları yaparken sizler için paylaşıyoruz. Keyifli anlar yaşamanız için. Doğal olarak da motivasyon kaynağımız da siz oluyorsunuz. Bir beğeni yaptığınızda ya da bir abone geldiğinde biz gerçekten mutlu oluyoruz. Yoksa hani şey değil, yok video editlemekmiş bilmem neymiş. Bunlar hiç problem değil. Zaten maksat keyifli zamanlar geçirmek. Benim niyetim o. Bu arada Antep'e gelmişiz. Sağ taraftan devam edelim. Mümkün olunca navigasyonsuz gitmeye çalışıyorum. Yani tabii gidebildiğim kadar. Daroşkoviç yazıyormuş, pardon. Okuyamadım bir an. Böyle araçlar da var arkadaşlar. Biliyorsunuz otobüs modunu indirdim ya ben. Bus trafik modülü. Ondan dolayı böyle değişik değişik firmalar çıkabiliyor. Bunları çeviremedim maalesef. Yani Türk firmalarına dönüştüremiyorum. O bu arada Truva geçti yanımızdan. O da 15 modeli. Şu izninizle ben navigasyonu açmak durumundayım. Nerede duracağımızı bilmiyorum çünkü. Otogar hemen yakınımızda zaten. Şöyle Çanakkale ile de selamlaşalım. Selamünaleyküm. Abimiz sallamadı bize. Neyse. Devam edelim. İyi, kısa oldu. Fena olmadı. Güzel bir video da oldu zaten. Birazdan varmış olacağız zaten otogara. O bu adam dönecek. İnşallah durmaz yolun ortasında. Vallahi durdu. Evet, güzel. Geçtik burayı da. Kazasız belasız. Yok, kazasız belasız değil, pardon. Bir tane, affedersiniz, aptala vurduk. Ondan dolayı kazasız belasız diyemeyeceğim. Şöyle bir tane bir yere yanaşalım. Neresi olduğuna bakayım. Bu arada aşırı gürültü geldiyse bundan dolayı kusura bakmayın. Otobüsün kendi gürültüsü. Şöyle bir yere yanaşalım ya, tamam. Böyle rastgele bir yere yanaşalım.
Yolcuları ezmeden. Ha, şuraya yanaşalım. Yeni modlarla ilgili çok bilgim yok. Hani ne zaman bunları paylaşacaklar hiç bilgim yok. Yani günlük takip ediyorum arkadaşlar mod sitelerini. Şöyle şuraya yanaşalım. Temiz yanaşalım, şöyle güzel olsun. Yani günlük mod sitelerini takip ediyorum. Yani paylaşımlarına bakıyorum adamların sürekli. Şu an hani böyle ne bileyim bir Setra yok. Yeni Travego da yok maalesef. Hani bundan dolayı benim yapabileceğim bir şey yok. İnanın, yoksa ben de olsa otobüsler zaten çekip paylaşmak isterim sizlerle. Şöyle dışarı çıkayım. Şimdilik bunlarla idare ediyoruz mecburen biz de. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için, buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi ve yorumlamayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizlerle varız zaten, biliyorsunuz. Teşekkür ederim sabrınız için. Sürçülisan ettiysek de affola. Hoşçakalın. Bay bay.